Şimdi arkadaşlar, dün bir tane MVC projesine devam ediyorduk. Kategori listeleme işlemini yapmıştık. Kategori ekleme sayfasını yapıp kategori ekleme işlemi tamamlamıştık. Güncelleme ve silme işlemlerini yapacaktık. Bu şekilde. Ürün silme sil butona bastığımız zaman farklı bir sayfaya gidiyordu. İşte çay ürünü silinsin mi diyordu. Bunu silemeyiz, silmeyelim. Atıyorum işte gözlük kılıfı ürüne tıkladığımız zaman gözlük kılıfı ürünü silinsin mi diyordu. Evet butona bastığımız zaman gözlük kılıfını silebiliyordu. Dedik ki silme işlemi için ayrıca bir sayfaya yönlendir. Orada soru sor. Evet butona bastın, tekrar listeye geri gönder gibi işlemler yapmaya gerek yok. Bunun yerine farklı yöntemler var. Bunlardan birini kullanabiliriz demişti. Bu yöntemlerden birincisi, buradaki sil butona bastığımız zaman browser'ın kendi alert kutusu var. Bu alert kutusunda kayıt silinsin mi diye sordurup tamam ve iptal butonundan gelmesini sağlayıp tamam butona bastığımız zaman kaydı sildiriz, iptal butona bastığımız zaman kaydın silinmesini engelleriz dedik. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Browser tarafındaki alert kutusu 2-3 kere çıktıktan sonra browser otomatikman işte bu resim kutusunu bir daha göstermediği bir checkbox koydu. Eğer kullanıcı bunu işaretlerse biz artık bir dahaki sefere sil butona bastığımız zaman bu alert kutusu gelmeyecek. Browser'ın ayarını değiştirmediği sürece. Bu sıkıntı. Dedik ki o zaman template'in kendi modal kutusu var. Yani tıkladığımız zaman bir tane pencere açtırıp orada silme işlemini yaptırabiliriz diye. Ama alert kutusu yaptıracak olsak da template'in kendi modal yöntemini yaptıracak olsak da Ajax dediğimiz bir yöntem var. Önce bu Ajax yöntemini görmemiz lazım. Konusunu görmemiz lazım. Daha sonra bu işlemlere geçmemiz lazım. Bunun için niye böyle geliyor? Allah. Şimdi. Ajax diye bir konumuz var. Ajax diye de okunuyor. Ajax diye de okunuyor. Ajax konusu arkadaşlar toplamda kesin bulunan bir takım. Evet, değerli. Espri yapmada çok zor. Ajax konusu arkadaşlar. Açılımı asenkron JavaScript bilgisayar. Buradaki önemli üç nokta anahtar kelime asenkron bilgisayar. Biz web sitelerinde herhangi bir butona tıkladığımız zaman fark ediyorsunuz yukarıda bir şey dönüyor. Yukarıda bir şey dönmesi talebin sorulara gidiyor, sorul talebi işliyor, sayfa üretiyor, bir HTML çıktı gönderiyor ve tekrar browser'a gönderiyor. Sürekli herhangi bir butona bastığımız zaman sayfa talebi gidiyor, browser üretiyor, sorul talebi alıyor, işliyor, bir HTML çıktı gönderiyor, sayfayı tekrar browser'a gönderiyor, browser HTML çıktı okuyup basıyor. Bu senkron işlem. Yani bu butona basılıp sorul talebi gönderildiğinde de o işlemi yaparken yan taraftan başka bir işlem daha yapılamıyor. Senkron ilerliyor işlem. Bizim Windows Form'daki while döngüsü uygulama ile işlemci arasındaki yolu kullanırken başka bir şey yapamıyorduk ya. O yöntem aklımıza gelebilir. Biz burada şunu yapacağız. Biz bir web sayfası yaptığımız zaman bu sayfada şöyle bir form ekranı yaptığımızda bu forma bir action belirtip İçerisine tipi submit olan bir input veya buton koyduğumuz zaman bu butona tıkladığımız zaman içerisinde bulunmuş olduğu formu action'da belirten adresi post ediyor. Yine server talep gidiyor, server talebi algılıyor ve arka planda kodların çalışmasını sağlıyor. Ama biz aşağıda şunu yapacağız. Şöyle bir işlemimiz var. Sayfa içerisinde. Şurada işte ürün listelemesi yapıyorum. Şurada başka bir işlem var. Burada başka bir işlem olsun. Şu an böyle bir tasarımımız yok ama böyle bir şey olsun. Burada bir ekran var, burada bir ekran var, burada bir ekran var. Burada ürün silme işlemini yapıyorum. Ben şuradaki ekranda kontrol tarafına gidip bir kod çalıştırıp gelmek için veya bir parametre gönderip bu parametreyle veri tabanına ekleme işlemi yapmak için sadece şuradaki işlemi yapmak için komple sayfayı server'a gidip server'ı tekrardan bu sayfa baştan üretmesini yapmasına gerek yok. Yani İşte ben buradaki formlar arkadaşlar sadece bu formu göndereyim asenkrona. Sayfa gitmesin, sayfa kalsın. Sadece bu form gitsin. Kontrol tarafına işlemini yapsın, geri gelsin. Sadece buradaki form işlemini yapmak için komple sayfayı server'a göndereyim.
Sonra bir daha üretmesin bu sayfayı. Çünkü Sonra'nın şöyle bir yapısı var. Sayfayı üretip HTML çıksan bize gönderdikten sonra sayfayı unutuyor. Biz bir daha tarihte bulunduğumuz zaman aynı sayfayı sıfırdan bir daha üretiyor. Böyle olduğu durumda ben şu küçük form için işlem yaptığı zaman koca sayfayı sıfırdan bir daha tasarlayacağım. Diyorum ki her seferinde sıfırdan tasarlamasın. Sadece burada işlem yapacaksa sadece bu kısım gitsin, diğer kısımlar gitmesin. Çünkü bu kısımda yapılan değişiklik bu kısmı etkilemeyecek. O zaman tekrar üretilmesine gerek yok. Diyorum. Ve sayfa burada kalırken, server tarafından gözlerim HTML tarafına dururken şu formu sayfanın diğer elemanlarından farklı olarak asenkron bir şekilde kontrol tarafına gidip veri göndermesi gerekiyorsa veriyi gönderip, göndermesi gerekiyorsa göndermeden kontrol tarafına gidip işlemlerini yapıp tekrar browser tarafına gelmesini sağlayan yöntemimiz Ajax yöntemi diyoruz arkadaşlar. Asenkron çalışma işlemini sağlıyoruz Ajax'ta. Bu işlemin kategorisi de nasıl sağlıyoruz ona bakalım şimdi. Şöyle bir yöntem yapacağız. Kategori listelemeye geldiğimizde şuraya silme işlemi için bir tane buton koymuştuk ya, TD açıp içerisinde bir A elemanı koymuştuk. A'nın içerisinde sil yazdık, class'ına btn boşluk, btn ile success demiştik ve kategori listeleme tablosunda şurada kırmızı bir şekilde sil butonları görünüyordu. Ve sil butonların href'ine dedik ki kategori controller'da sil diye bir action olsun, oraya gitsin. Giderken de kategorinin kategori ID'sini götürsün demiştik. Bu şekilde yaparsak eğer bir A'nın href'ine bir adres verirsek Ajax yazamayız. Yani bir yere yönlendirmememiz lazım. Tıklandığı zaman bir yere gitmemesi lazım. O yüzden tıklandığı zaman bir yere gitmesini engellemek için buraya diyez yazıyor. A'nın href'ine diyez yazıyor. Kategori kontroldaki selection'a git diyordu ya, onu sildim buraya diyez yazdım. Hiçbir yere gitmesin. Bir yere yönlendirmiyor. A'nın da geliyorum. Class özelliklerine KTG sil isminde bir kategori tanımlıyorum. A'nın class'ına KTG sil diyor. Daha sonra geliyorum aşağıya. Burada script kodları yazacağız. Yani şuradaki class'ı KTG sil butonuna tıklandığı zaman artık hangi kategoriyse o, hangi satırdaki sil butona tıklandıysa, atıyorum meyveler kategorisindeki sil butona tıklandı. Bu butona tıklandığı zaman meyveler kategorisinin silinmesini sağlayacağız. Ama JavaScript kodlarıyla bunu sağlayacağız. Bunun için ne yapmam lazım? Şurada bir JavaScript kodu yazmam lazım. Biz JavaScript kodları nereye yazıyorduk? Script tag'inin arasına. Script tag'i de ya sayfanın en altında olması lazımdı ya da yukarıdaki head kısmının arasında olması lazımdı. Biz bunun için gittik. Layout sayfamızda gelirse sayfanın en altına script dosyaları yüklendikten sonra scripts isminde bir tane section açmıştık. Küçük bir delik açmıştık. Demiştik ki diğer sayfalardan script kodu yazmak istediğimiz zaman scripts isimli section kısmına bunu yazabiliriz demiştik. O yüzden geliyorum. Tüm sayfa bittikten sonra add section section açıyorum. Açılmış bir section'a değer atıyorum daha doğrusu. Scripts isimli section'a. Şu scope'lar arasında yazacağım bütün kodlar arkadaşlar layout sayfasındaki scripts isimli section'ın bulunduğu yere gidecek. Yani body kapanmadan hemen önce şu script dosyaları yüklendikten sonra şu kısma gelecek. Buraya geliyorum bir script tag'i açıyorum. Script tag'i. İçeride jQuery kodları yazacağımız için bu sayfada jQuery metotlarını kullanabilmek için jQuery dosyasının buraya yüklenmiş olması lazım. O yüzden gidiyorum content klasörüne, access klasöründeki, JavaScript klasöründeki, required klasöründe bulunan jQuery 1.11 mini.js isimli bir dosyamız var. Bu jQuery framework'ünün kendi dosyası. Bunu sürükleyip şuraya bırakıyorum. Content klasöründeki, access klasöründeki, JavaScript klasöründeki, required klasöründe bulunan jQuery 1.11 mini.js'yi buraya yüklüyorum. Bu sayfada jQuery kütüphanesinin yüklü olmasını sağlıyor. Daha sonra geliyorum. Dalır. Parantez açıyorum. Class ile eleman seçerken neye göre seçiyorduk? İlk başta ne yazıyorduk? Nokta.
Klası KTG sil olan elemana tıklanan zaman kim klas KTG sil olan? Şu A elemanı. Nokta klik, klik anında diyorum. Bir tane fonksiyon oluştur. İsmini siliyorum. Klası KTG sil elemana tıklandığı zaman şu fonksiyon çalışsın diyorum. Bir alert koyalım, bakalım çalışıyor mu, deneyelim. Sağ tıklayıp even browser diyelim. Çalışmıyorsa hiç devam etmeyelim, önce bir çalıştıralım. Sil butonuna tıklıyorum. Alert geliyor denemesi yazıyor içerisinde. Demek ki çalışıyor, bir sıkıntı yok. O zaman size bir soru soracağım. Niye bu A elemanının ID'sine KTG sil demedik de klasına KTG sil dedik? Aynen öyle. Çünkü biz ID ve class işlemlerine girerken şöyle bir şey söylemiştik. ID birden fazla elemana verilebilir ama birden fazla eleman verilmesi doğru bir yöntem değildir. ID identity yani kimlik olarak belirtiliyor ve ID sadece bir elemana verilmesi lazım. Buradaki A elemanı for each döngüsü içerisinde. Yani 15 tane kategori varsa bu A elemanın 15 kez basılacak. 30 tane varsa 30 kez basılacak. O zaman ben gelip ID'sine KTG sil dersem 30 tane A elemanının ID'si KTG sil olacak. O yüzden klasına KTG sil yazıyorum ki birden fazla elemanın klası aynı olabilir. O yüzden klasına yazıyorum. ID'sini yazarsam birden fazla elemanın ID'si aynı olmuş olacak. O yüzden ID'sini yazmıyoruz. Buraya geliyorum. Şimdi alert deneme yazdığımız zaman normal şurada alert kutusu çıkıyor. Deneme yazdığım için şuradaki mesela deneme yazıyor ve tamam butonu geliyor. Ben burada tamam butonu gelmesi istemiyorum. Tamam ve iptal butonunun gelmesi istiyorum. İptale basarsa demek ki silme işlemi iptal ediyor. Sildirmeyeceğiz. Tamam butonuna basarsa silme işlemi sağlayacağız. Yani nasıl Windows Form'daki mesaj box'ta yes no butonları koyuyorduk. Geriye dönen değeri diyalog 106 atıyorduk. Yes de sildiriyorduk, no'sa sildirmiyorduk. Aynı işlem aslında. Bunun için arkadaşlar confirm diye metodumuz var. Confirm yine alert kutusunu çıkarır ama içerisinde tamam ve iptal butonlarını çıkarır. İptal butonuna basıldıysa geriye false döndürür. Tamam butonuna basıldıysa geriye true döndürür. İçerisine kayıt silinsin mi diye soru soruyorum. Başına gelip var sonuç eşittir diyorum. Confirm metodunun geriye döndürdüğü değeri sonuç isimli bir değişken atıyorum. Eğer sonuç true ise alert tamama basıldı. Bir görelim. Else durumunda sonuç true değilse yani false ise iptale basıldı yazalım. Gerçekten tamama bastığımız zaman tamama basıldı anlaşılıyor mu? True geliyor mu? Veya iptale bastığımız zaman false geliyor mu? Bir görelim. Sağ tıklayıp even browser diyorum. Herhangi bir butona sil diyorum. Kayıt silinsin mi yazıyor. Tamam ve iptal butonları geliyor. İptale basıyorum. İptale basıldı diyor. Başka birine basıyorum. Kayıt silinsin mi diyor. Tamam butona basıyorum. Tamam basıldı yazıyor. Demek ki tamam butona bastığımız zaman gerçekten geriye true döndürüyor. İptale bastığımız zaman false döndürüyor. Tamam'a bastıysa yani sonuç değişkenimiz geriye true gelmişse burada silme işlemini yapacağız değil mi? Normalde silme işlemini yaparken ne yapıyorduk biz ürün kontrolöründe? Ürün kontrolüne geldiğim zaman bir tane sil isimli action'ımız vardı. Silinmek istenen ürünün ID'sini dışarıdan alıyordu. O ürünü seçip ID'ye göre seçip tekrar sil view'ına gönderiyordu. Sil view'ı geriye tekrar ürünler tipinde parametre alıp buradaki gelen ürünün ID'sine eşit olan ürünü seçip remove'la bunu kaldırıyordu. Şimdi biz iki tane selection yazmıştık ürün kontrolünde. Bir tanesi view'ı gösteriyordu. Bu kayıt silinsin mi diye soruyorduk ki evet hayır butonları vardı. Onu çalıştırıyordu. Bir tanesi de post'tu. Gerçekten silme işlemini yapıyordu. Ama biz kategori controller'da oradaki sil butona bastığımız zaman yeni bir sayfa açmıyoruz. Bir tane alert çıkıyor. Dolayısıyla silme action'ımız bir tane olacak.
Buraya geliyorum, public action result sil isminde bir action yazıyorum. Int olarak id alır diyor. Int olarak id alır diyor. Şuradaki if'in içerisinde JavaScript komutlarıyla kategori kontroldaki sil metodunu çağrıştırdı. Normalde nasıl çalışıyorduk? Bir butona tıktığınız zaman kategori kontroldaki sil action'a gittiği adres verdik, oraya gidiyordu. Ama burada JavaScript kodlarla bunu yapacağız. İşte burada ortaya Ajax çıkıyor. Diyorum ki dollar nokta Ajax. jQuery kütüphanesi içerisinde arkadaşlar Ajax diye bir metot var. Parantez açıyoruz, içerisinde scope açıyoruz ve sonlandırıyoruz. Ajax'ın olmazsa olmaz çok önemli 2 tane 3 tane parametresi var. Bunları mutlaka vermemiz lazım. Birincisi type'ı. Bizim controller'ımızdaki action'ların type'ı vardı değil mi? Yöntemi. Yani şu get'ti. Üzerine sen get'sin veya post'un yazmadığımız zaman get olarak çalışıyordu. Amacı neydi? View'ı göstermek. View'ı çalıştırmaya sağlayan action. Bir de metodu post olan action vardı. View tarafındaki değerleri içerisine alıp asıl ekleme işlemini veya silme işlemini yapan action'dı. Post olan. Buradaki Ajax da bunu istiyor. Diyor ki get action'ı mı çalıştıracağım yoksa post action'ı mı çalıştıracağım? Bunu bana belirtmen lazım diyor. Şimdi eğer action tarafına ulaşırken parametre göndermemiz gerekiyorsa post olarak yönlendirmemiz lazım, yoksa parametre gönderemiyoruz. Ama parametre göndermeyeceksek, direkt bir action'a gidip oradan bir değer çekeceksek get olarak gönderebiliriz. Bizim kategori controller'ımızdaki sil action'ı parametre istiyor mu? İstiyor. O zaman benim buradan parametre göndermem lazım. Silmek için kategorinin ID'sini göndermem lazım. Bu Ajax bir action'a parametre gönderecekse post olarak çalışması lazım. Post olarak çalış diyorum. Ajax post olarak çalışıyorsa gittiği action'da post olması lazım. Şu an ben buna sen postun dedim mi? Demedim. O zaman varsa da bu get olarak çalışır. Ama Ajax buna post olarak ulaşmaya çalışır, hata verir. O yüzden gelip üzerine sen bir HTTP postsun diyorum. Action'da post olması lazım. Ajax'da post olması lazım. Parametre gönderiyorsa. Bu birincisi. Virgül. Daha sonra URL. Diyor ki nereye gideceğim? Yani bu Ajax nereye yönlendirilecek? Slash kategori. Slash sil. Action'a gittim. Kategori kontroldaki sil action'a gitsin diyorum. Virgül. Kategori kontroldaki sil action'a gideceğini söyledik. Ajax'ın ve selection'ın post olduğunu söyledik. Bir şey daha yapmamız lazım. O da selection'ımız id parametresi istiyor. Bu id parametresini göndermemiz lazım. Id parametresini göndermemiz için önce burada silinmek istenen kategorinin id'sini yakalamamız lazım değil mi? Nasıl yakalayabiliriz? Şöyle bir durum var. Her kategorinin kendisine ait bir sil butonu var değil mi? Bir tane ortak yok yani. Her kategorinin kendisine ait bir sil butonu olur. O zaman ben şöyle yapsam işimizi görür mü acaba? Her sil butonun içerisinde kendi kategorisinin ID'si saklasam. Yani şuradaki silde beverage'sinin ID'si saklayayım. Buradaki silde condiments'ın, buradaki silde confection'ın. Her sil butonda kendi satırında bulunan kategorinin ID'sini saklasam. Daha sonra tıklanan sil butonun içerisindeki ID'yi alsam. Silinmeye çalışan kategori adresini yakalamış olur muyum? O zaman gidiyorum. Şuradaki A elemanına geliyorum arkadaşlar. Şu class özelliği bittikten sonra, bak şurada bitiyor. Bittikten sonra bütün HTML elemanlarında kullanılan data isminde bir özelliğimiz var. Data kendisi geliyor. Tire koyuyoruz. Tire geliyor. Tireden sonra istediğimizi yazabiliyoruz. Yani nasıl bir değişkene isim verilmiş gibi istediğimizi yazabiliyorsak buradaki data tire'den sonra istediğimizi yazabiliyoruz. Data tire ktg id diyorum. Eşittir. At ktg nokta kategori id diyorum. Buradaki data ktg id şu şekilde düşünebilirsiniz. Bizim viewback elemanımız var ya dynamic tipinde. Biz içerisinde istediğimiz isimde bir alan açıyoruz. O alana değer atıyoruz. Daha sonra view tarafında o viewback içerisinde değeri alabiliyorduk değil mi? Buradaki olay da aslında aynı mantık. Data içerisine ktg id isminde bir alan açıyorum. Bu alanın içerisine kategorinin kategori id'sini koyuyorum.
kullanıcıyla hiçbir ilişkisi yok. Görüntü tarafında hiçbir görüntü çıktısı yoktur. Sadece arka planda tabii şurada hata veriyor. Şuraya bir return view diyelim şimdilik. Hata vermesin. Sadece A elemanının içerisinde bir bilgi olarak ID saklamamızı sağlar. Beveri satırındaki sil butonuna sağ tıklıyorum. İncele diyorum. A elemanının içerisinde data-ktg-id diye bir alan var. 1 yazıyor. Diğerine sağ tıklıyorum. Bunda ktg-id 2 olmuş. Bunda ktg-id 3 olmuş. Aşağı geliyorum mesela. Sandalete sağ tıklıyorum. ktg-id'si 2022 olmuş. Her kategorinin kendi id'sini kendi satırında bulunan sil butonunda saklıyorum. Daha sonra geliyorum buraya. Sonuç turu ise silme işlemi yapacağız değil mi? Sonuç turu ise var ktg id eşittir dollar diz diyorum. Kim? Diz dediğimiz eleman kim? Buradaki. Click fonksiyonu çalıştıran eleman. Yani klasik ktg sil olan eleman. Yani şu silme butonumuz. Bu fonksiyonu çalıştıran elemanın data özelliklerinden ktg id isimli özellikten değeri al diyorum. Diz dediğim eleman klasik ktg sil olan eleman. Yani şu A eleman. Bu elemanın datalarından ismi ktg id olanın yani şunun değerini al ktg id isimli bir değişkeni at diyor. Buraya geliyor. Daha sonra şuraya gelip slash artı ktg id diyerek birleştiriyorum. Normalde link verirken slash kategori, slash sil, slash kategori id diyebilirdik ya. Aynı şekilde slash kategori, slash sil diyorum. Slash koyup seçilen kategorinin id'sini de yanına birleştiriyorum. Ve buraya da gelip success anında yani işlem başarılı bir şekilde tamamlandıysa bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Alert veriyorum. Kayıt silindi diyorum. Kaydın silindiğini görmek için ne yapmamız lazım? Listenin yenilenmesi lazım. Aslında silme işlemini Ajax'da yapılıyorsa listeleme işleminin de Ajax'da yapılması lazım. Ama şu an biz listeleme işlemini Ajax'da yapmadığımız için kategori kontrolünde bunun için bir action çalıştırdığımız için listeleme işlemini Ajax'da yapmayacağız. Diyeceğim ki window.location.replace kategori slash index. Success anında kayıt silindiği bir uyarı verdi. Daha sonra kategori kontrolündeki index isimli action'ı çalıştır ki sayfa yenilensin, silinen kategori görebilelim. Şu success'in scope'undan sonra error anında bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Ve diyorum ki fonksiyona alert kayıt silme sırasında hata oluştu. Kayıt silme sırasında hata oluştu uyarı veriyorum. Zaten silinemediyse listeyi yenilemeye gerek yok. O yüzden bir daha window location replace demiyorum. Kategori kontrolüne geliyorum. Kategori kontrol mu? Kontrol dışarıdan ID alıyor değil mi? Kategori K eşittir. Context içerisinden kategorilerden first all default'ta seç. Kimi seçecek? X söyle ki X'in kategori ID'si eşit eşittir ID olan diyorum. Veri tabandaki kategorilerden first all default'ta seç. Kategori ID'si parametrede gelen ID eşit olan kategoriyi seç. Bunda kategori elemanını at diyorum. Daha sonra gelip context içerisindeki kategorilerden remove'a kaldır. Diyor ki kategoriler tipinde bir entity ver kaldırayım diyor. Zaten seçmiştik biz. Kategori tipinde bir entity'miz var elimizde. K'yi kaldır diyorum. Daha sonra ne yapıyoruz? Context'i save changes yap diyerek değişiklikleri kaydediyoruz. Ve bunun geriye bir şey döndürmesine gerek yok. Void diyor. Sil metodu geriye hiçbir şey döndürmesin.
Eğer burada index section'a yönlendirme yaparsam, eğer silme anında bir hata meydana gelirse tekrar sayfa yenilenecek. Sayfa yenilenmez. Bu sil metodu sadece dışarıdan parametre alsın. O ID'ye göre kategori seçsin, silsin ve kaydetsin. Hiçbir yere yönlendirmez. Buraya breakpoint koyuyorum. Çalıştırıyorum. Bakalım Ajax da buraya ulaşabilip kategori silebileceğiz mi? Ana yemekler, ana yemekler diye iki tane kategori var. Mesela şuradaki ana yemekleri silelim. Açıklaması DS, DS olan. Sil butonuna basıyorum. Kayıt silinsin mi diyor. İptal butonuna basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Burada kalıyor. Sil butonuna basıyorum. Kayıt silinsin mi? Tamam diyorum. Bakın kategori kontrolda selection'a geldi. ID'sini getirdi. 2017 diye. Veri tabağında kategorilerden seç. Kategori ID'si 2017 olan dedim. Seçti. Kim gelmiş? Kategori adı ana yemekler. Tanımı da DS, DS olan. Silinmek isteyen kategori düzgün bir şekilde seçti. Bunu veri tabandan kaldır. Değişiklikleri kaydet dedik. Ve devam et dedik. Kayıt silindi diye bakın uyarı verdirtti. Sayfayı yeniledi. Aşağı geldiğimiz zaman ana yemekleri göremiyoruz. Bir de ana yemekleri 2'yi silelim. Devam et diyorum. Kayıt silindi diyor. Sayfa yenileniyor. Bakın ana yemekleri 2 gitmiş oldu. Sayfa yönlendirme işlemini şuradaki success anında yapıyoruz. Yani Ajax düzgün bir şekilde kontrol tarafındaki action'a gitti. Parametreye götürdü. Silme işlemini yaptı. Hiçbir hata oluşmadı. İşlem başarılı bir şekilde tamamlandı dediği anda success'in fonksiyonu çalışıyor. Kayıt silindi uyarısı verip window location replace'i tekrar kategori kontroldaki index action'a yönlendirerek sayfa yeniden çalışmasını sağlıyor. Yenilenmesini sağlıyor. Tamam. Nasıl edebiliriz? Şimdi var mı buraya ilgili sormak istediğin nokta? Hiç mi yok? Çağrı? Ya ben çok sorunlar ya. Sen MVS'de bayağı koptun. Tamamen işlemin asenkron olarak çalışmasını sağlıyor. Yani sayfa dururken bir işlemin tamamını, sayfanın tamamını server tarafına girip gelmesi yerine sadece bir işlemin, belirli bir işlemin server tarafına girip gelmesini sağlıyor asenkron olarak. Sayfa orada duruyor, bir işlem yapmıyor. Ve Ajax dediğimiz teknoloji gerçekten büyük bir teknoloji yani. Çoğu sitede girdiğiniz zaman görmüşsünüzdür yani. Sayfa yenilenmeden sürekli sayfada bir şeyler değişir. Facebook'ta da mesela öyle. Giriyorsunuz, sayfa yenilenmiyor, duruyor ama sürekli bir şey de yenileniyor. Mesela bir e-ticaret sitesine giriyorsunuz. Bunu bu yapıyla mı yapıyor? Tabi bu yapıyla yapıyor. Mesela bir e-ticaret sitesine giriyorsunuz. Açtınız. 3 satır ürün var. Scroll aşağı çektiğiniz zaman sayfa hiç yenilenmiyor. Sayfa gidip gelmiyor server'a. Ama siz aşağı indikçe bir ürün yükleniyor. Aşağı indikçe bir ürün yükleniyor. Bu mesela Ajax'da yapılamıyor. Yani sol tarafta menü var, yukarıda menü var. İşte sağ tarafta kategoriler var, orada reklam var. Yani sadece scroll aşağı indikçe 3 tane 4 tane daha ürün gelecek diye bütün sayfayı server'a gönderip bir daha getirmeye gerek yok. Çünkü bir daha geleceği zaman soldaki menüyü, yukarıdaki menüyü, sağdaki kategoriyi bir daha çekmek zorunda. Reklamı bir daha çekmek zorunda. Ama onun yerine scroll aşağı indikçe her seferinde gidip veri tabanından 3 tane daha ürün, 3 ürün, 3 ürün, 3 ürün daha getirip oraya basıyor. Sayfa yenilenmeden, diğer tarafı hiç değişmeden sadece listeye 3 tane daha, 3 tane daha ürün ekliyor. Bunu sağlıyor. Ve artık yani web sitelerindeki çoğu olay asenkron çalışmaya dönüyor. Ajax çalışma işlemlerine dönüyor. Bunlar yapılıyor. Sayfa hepsi çalışmıyor. Sadece belirli bir kısım asenkron olarak çalışıyor. Şimdi Ajax işlemiyle ne yaptık? Bir tekrar edelim. Dedik ki silme işleminde, ürün silme işlemi yaparken sil butonuna tıkladığımız zaman farklı bir sayfaya gönderiyoruz. Başka bir view yaptık ayrıca silme işlemi. Bu ürün silinsin mi diye sorduk. Evet butona basalım, silme işlemi yaptık. Ama dedik ya sil butonuna bastığımız zaman ayrıca bir sayfa tasarlayıp orada soru sorup tekrar geri gelip bir işlemi yapmam. Yersiz yani boşuna maliyet olacak, o ne zaman kaybı. Bu ne dedik ki? Sil butonuna bastığımız zaman browser'ı pekala tutup çıksın. Kayıt silinsin mi diye sorsun. Tamam butonuna basalım, silelim. Bir tane basalım, silinmesin dedik. Bunun için gittik A elemanının klasına KTG sil yazdık.
JavaScript tarafında bu elemanı yakalayabilmemiz lazım bir özelliğine göre, ID'sine göre, class'ına göre veya farklı bir şeyine göre. BTN var, BTN Danger diye var. Ama bu sayfada BTN Danger, BTN diye başka bir falan da verilmiş olabilir. O yüzden kendime özel bir class vermek istiyorum. Kendim class'a KTG'si yazdım. Niye ID'sine vermedik? Çünkü bu A elemanın for each içerisinde. For each kaç tane kategori varsa o kadar dönecek. 30 kategori varsa 30 kere A bassak değil mi? ID'sine ben KTG'si dersen bu sefer 30 tane A elemanın ID'si aynı olacak. Aynı olmaması lazım. Ama class'ta aynı olabilir. O yüzden class'ta KTG'si yazdım. Daha sonra gelip aşağı section script dedik. Layout tarafında script isimli bir delik açmıştık. Burada o deliğe değer atıyor. Dedim ki script isimli section'a bunları yazıyor. O deliği dolduruyor bakın şu an. Küçük deliği. Buradaki script section içerisinde jQuery kodla yazacağınız için önce jQuery framework'ün buraya yüklenmesi lazımdı. O yüzden gittik template'imiz içerisindeki jQuery 1.11 mi JS jQuery dosyası bulduk. Sürükleyip buraya bıraktık. Bu şekilde artık bu sayfa içerisinde jQuery framework'ı kullanabiliriz. Bu script tag'i açtık. Çünkü JavaScript kodları script tag'i altında yazılıyordu. Buraya geldik. Dolar kategorisi noktaya o yüzden söyleyeyim. Kategorisi KTG'si olan elemana tıklandığında klik anında bir tane fonksiyon çalışsın diyor. Fonksiyon tanımlıyor. Buradaki tek yaptığımız şu an KTG'siyle tıklandığında fonksiyon çalışsın. Daha sonra normal alert dediğimiz zaman içerisinde bir sistem olarak değer verdiğimiz zaman browser alert çıkıyordu ve o mesaj yazıyordu herhalde. Şu yukarıda inen mi? Evet, yukarıda inen. Ama şimdi yine alert tur çıkması istiyorum. Yine orada mesaj yazsın ama tamam bir ekran kodları gelsin. Bir tane bastığımız zaman hiçbir şey yapmayacağız, silme işlemi yapmayacağız. Tamam kodlara bastığımız zaman silme işlemi yapacağız. İçerisinde tamam bir ekran kodlarının bulunan bulunan alert tutusu arkadaşlar confirm metodu açık. Confirm deyip kayıt silinsin diye yazarsanız yine alet kutusu gelir, yine kayıt silinsin yazsın ama tamam bir iptal butonuna gelir. İptale basarsanız confirm metodu geriye false döndürür. Tamam basarsanız confirm metodu geriye true döndürür. Ve de confirm metodun geriye döndürmüş olduğu değeri sonuç isimli bir değişkene attı. Var mı buraya kadar sıkıntı? If sonuç, yani sonuç true'ysa, kullandığınız tamam butonuna basmışsa dedik. Kullanıcı tamam butonuna basmışsa silme işlemini sağlayacak. Silme işlemini sağlamadığında hangi kategori sileceğiz bunu bilmemiz lazım. Onu kafamıza göre kategori silemeyiz. Bunu işledik, şöyle bir şey yapalım. Kategoriler listesinde her kategorinin kendine ait bir sil butonu var. Her satırda bir sil butonu var. Eğer ben her sil butonunda bulunduğu satırdaki kategorinin ID'sini saklarsam ve tıklandığı zaman o ID yakalarsam silinmek isteyen kategori yakalayabilir mi? Yani şuradaki sil butonunda standart edilir. Buradaki de şarapları, buradaki de kasabı saklarsam buna tıklandığı zaman bunun içerisindeki ID'yi alacaksa bana kasabın ID'sini verebilir. Bunun için gittik. Data diye bir özelliğimiz var dedik. Bu data özelliği arkadaşlar bütün HTML elemanını kullanılabilir. A'ya şu A eleman özel bir şey değildir. Bütün HTML elemanını kullanılabilir. Bback gibi düşünmek lazım. Bback dediğimiz zaman nokta diye hiçbir şey gelmiyordu ya. Dinamik içerisinde istediğimiz bir isim hatta Murtaza yazmıştık. İçerisinde değer atmıştık. Daha sonra bir tarafına gidip Bback nokta Murtaza da gez demiştik. Yani. Aynı şekilde data tree dedikten sonra şuraya biz istediğimiz değeri yazabiliriz. Bu bir isim sadece. Değişken ismi gibi. KTG ID diye bir isim verdim ben kendim. İçerisinde at ktg.category ID yazdım. Category ID'yi verdim. Bunu yaptığım zaman her ağının data tree KTG ID'sinde category ID'yi saklamış oldum. Aşağı geldim. Sonuç turu ise dedik ki dollar this. Dollar this dedi şu. This diye kastettiğim eleman click fonksiyonunu çalıştıran eleman. Kim click fonksiyonu çalıştırıyor? Kategorisi KTG sil olan, yani yukarıdaki A eleman. Bu elemanın data özelliklerinde KTG ID getiriyor. Şöyle bir şey var. Ben gelip buraya data tire KTG ID dedim ya. Birden fazla verebilirim yani. Gelip şuraya data tire işte ID şöyle bir şey.
data tire işte tanimi başka bir şey. Birden fazla verebilirim. Data deyip içerisine KTG ID dersen datalardan ismi KTG ID olana getirir. Buraya data deyip içerisine adı dersen datalardan ismi adı olana getirir. Diyor ki bu elemanın datalarından ismi KTG ID olanın değerini al dedim, bir tane değişken attım. Daha sonra aşağı geldik. Dollar nokta Ajax. Ajax istek kalmış. Parantez açtık. Scope açtık. Ne yapıyor Ajax? Ajax asenkron olarak yani sayfanın tamamının server'a gitmesine gerek kalmadan sadece küçük parça bir işlemi bir URL vererek oraya gönderilmesi, kontrol tarafına yönlendirilmesini, orada işlemin yapılmasını sağlamıştık. Ve burada vermemiz gereken temelde iki tane şuna parametre var. Buradaki parametre sayısı artıyor bu arada. Daha bir sürü özellik var ama şu an bizim kullanmamızın tipini, URL'ini, parametreyi vermemiz yeterli. Ajax'da önce bir tip belirtmemiz lazım. Bu Ajax tipi post olarak mı çalışsak, get olarak mı çalışsak? Şimdi eğer controller tarafındaki bir action'a parametre göndermek istiyorsanız post olması lazım. Ama bir parametre göndermeyeceksiniz. Control tarafı action'a gideceksiniz. Action'dan bir değer alıp geri geleceksiniz. O zaman get olarak gidebilirsiniz. Getir anlamında. Post da şey artık post edip anlamında. Post yazıyoruz. Eğer Ajax'ın tipine post vermişsek Ajax'ın çalıştıracağı action'da post olması lazım. Ajax'ın çalıştıracağı action şu selection değil mi? Bunun da post olması lazım, yoksa çalışmaz. Daha sonra URL özellik ki slash kategori slash c kategori controller'daki selection'a gitmedik. Şurada slash ktg id verdim. Kategori id seçmiştim ya. Seçmiş oldum. Kategori id'yi buraya birleştirdim. Slash kategori slash c slash id olmuş oldu. Bu şekilde bir URL oluşturdum. Success anında bir fonksiyon oluşturdum. Error anında başka bir fonksiyon oluşturdum. Ve dedim ki eğer Ajax hatasız bir şekilde çalışıp kontrol tarafına gidip kontrol tarafında bir hata olmamışsa, işlem başarılı bir şekilde tamamlanmışsa şu success çalışacak. Success olursa alertle kayıt silindi yazsın. Alert'le kayıt silindi yazsın. Daha sonra gelip window.location.replace'le kategori controller'daki index action'a git dedim. Bunu yapmamın amacı kategori controller'daki index action'ı veri tabanından kategoriler yeniden çekiyor ve index isimli view'ı çalıştırdığı için artık kategori silindiğini görebiliyorum. Sayfa yeniden geliyor. Silinen kategori gitmiş oluyor. Dolayısıyla kategorinin gitmiş olduğunu görebiliyorum. Error anında çalışan fonksiyonla kayıt silme sırasında hata oluştu diye bir alert verdi sadece. Sayfa yenilemeye gerek yok çünkü silinmemiştir zaten. Başka bir şey yapmaya gerek yok dedim. Burada bıraktım. Bu şekilde Ajax sistemi sağladım. Mesela Ajax'ın en çok kullanılan yönleri bir tanesi mesela e-ticaret sebebi. Sepete giriyorsunuz mesela. Bir şey soruyorum. Bu error fonksiyonu çalışırken herhangi bir hata düşme anında mı? Başarısı olduğu anı mı yapabiliyor? Şöyle olur. Şimdi sen ID gönderiyorsundur. Tipine get demesindir. Gidemez. Hata verip error çalışır. Adresi yanlış yazdım. Olmayan bir adres yanlış yazmışsındır. Bulamaz. Hata verir. 2. Kategori kontroldaki selection'a git demesindir. Ama parametre göndermemişsindir. Selection parametre bekliyordur. Sen göndermedik. Hata verir. Error çalışır. Gibi gibi. Kontrol tarafındaki selection bir hata verir. Error çalışır. Herhangi bir hata yok. Mesela en güzel örneklerden bir tanesi de şudur. Nereye girelim mesela? Hepsi buraya girelim. Bir tane teker alalım. Adet bak. Sepete ekledersem bir tane ekleyecek değil mi? Artı butona basıyorum 2 diyor. Artı butona basıyorum 3 diyor. Bu işlemi işte gidip Ajax'la yapıyor. Aynen. Sadece orası için.
Yani şöyle bir şey var. Aslında şuraya yazmış olduğu değer bir input içerisindeki değer. Buna bastığımız zaman JavaScript ile şuradaki değeri bir arttır diyor. Aslında burada işleme bir Ajax girmiyor. Ama şuradaki yapmış olduğu işlem veri tabanı etkileyecek bir işlem olsaydı artı ve eksi butonlar Ajax ile yapılırdı. Niye? Şöyle düşünün. Yukarıda bir menü var. Tamam mı? Yukarıda menü var. Hesabım var bakın. Hesabın bilgisi var. Ürünün resmi var. Ürünün adı var. İndirimi var. Fiyatı var. Yorumları var. Kampanyaları var. Açıklaması var. Bu ürünle ilişkili ürünler var vesaire. Başka özellikleri var. Yani bu sayfa şuradaki artırma ve eksiltme işlemi Ajax'da yapılmamış olsaydı artı butona bastığınız zaman sayfanın tamam bir şeye gitseydi, sonra gitseydi buradaki bilgiler tamamen bir daha çekilecekti veri tabanı. Resmi, kampanyası, yorumları, ilişkili ürünleri, yukarıdaki menüsü, aşağıdaki özellikleri her şeyi yeniden çekilecek. Çok gerekli değil mi? Sadece 3-4 yapacak veya 3-2 yapacak bu kadar ya. Yani. O yüzden sadece şuradaki kısımla ilgili işte Ajax yöntemiyle sayfanın diğer kısmı hiçbir şekilde değişmiyor kalıyor. Buna bastığı zaman arkadaşlar Ajax çalışıyor. Ajax asenkron olarak gidiyor. Değer artıyor geri geliyor. Tamam. Şu an burada öyle bir şey yapılmıyor. Onu söyleyeyim de. Mesela şey anında ne oluyor? Atıyorum 3 adet yaptık ya. Yukarıdaki fiyatı otomatik 3 ile çarptık. Yazdığını fark ediyor ama sayfa yenilenmedi fark ediyor. Aynen öyle. Sayfa yenilenmedi. Onu yapıyor yani. Aynen öyle. Facebook'taki olay da mesela öyle. Orta bir haber kaynağı var ya. Yani haber kaynağı tamamı yüklense Facebook başlamaz zaten. Görülecek kadar haber kaynağı geliyor. 4 tane 5 tane haber kaynağı geliyor. Sen sıkıla aşağıya indikçe yeni haber kaynakları geliyor. Sen indikçe yeni haber kaynakları geliyor. Hepsi gündem hızlı açılmaz. Bunun gibi olay. Anlaşıldı mı?